Diyet Doğal Ürünler Fuarındayız ve Tisan Bitki Çayları standındayız. Yanımızda Tisan Bitki Çayları firma sahibi eczacı Muzaffer Gürbüz var. Muzaffer Bey, iyi fuarlar efendim. İyi fuarlar, teşekkür ederiz. Öncelikle Tisan Bitki Çaylarını biraz daha yakından tanıyalım isterseniz. Bugüne kadar Tisan neler yaptı? İleride, gelecekte Tisan Bitki Çayları nasıl projelerde yer almaya devam edecek? Efendim, biz iki eczacı, eczacı Hüsnü İzbek'le beraber bu işi Türkiye'de yapmaya başladık. 82'li yıllarda eczanemiz de bu işe başladık, bitki çayı yapalım diye. Gerçekten şakayla başladık ama sonuç aldık ve iyi sonuçlar, pozitif sonuçlar aldığımızda bu işi Türkiye'de yaymaya çalıştık ve sene 83 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almaya girişimlerde bulunduk. Fakat o anda Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu tip bir girişim olmadığı için ruhsat vermiyorlardı. Bazı sıkıntılarla biz üretimimizi eczane bankosu üzerinde yapmaya çalıştık. Sene 84 yılına kadar. Ondan sonra bir izin aldık Sağlık Bakanlığı'ndan. Bu da 1262 sayılı İsmet Çay Kanunu'na göre izinin verilmemesine dairdi. Üretimimiz daha rahat gerçekleştirdik. Ve ilk önce bir kabızlık çayı olan Tilaks'ı oluşturarak başladık. Sonradan baktılar ki Sağlık Bakanlığı bu yönde çalışmalarımız biraz arttı. Ürünler çıkmaya başlayınca sağdan soldan tabii duyumlar. Sağlık Bakanlığı bu bir komisyon oluşturdu ve ruhsat vermeye başladı. Türkiye'de bitki çayları böyle başladı. 86 yılında Eczacılık Fakültesi hocalarımızın da oluşturduğu komisyonda ruhsatlandırmaya girildi ve 1986 yılında iki tane bitki çayına İlk ruhsatları aldık. Tilaks çay, kabızlık giderici, bağırsak çalıştırıcı. Tibron çayımız da balgam söktürücü, öksürük çayımızdır. Ruhsatını almış olduk. Bismillah deyip başladık. Peki şimdi dışarıdan aldığımız, açık olarak aldığımız bitkisel ürünlerde yanlış kullanımlar sonucunda ortaya pek hoş şeyler çıkmıyor. Bu konuda izleyicilerimize nasıl bilgiler vermek istersiniz? Evet, şimdi bitki poşetli çayları gerçekten bazı televizyondaki haberlerde de bazı doktorlarımız tarafından olsun, bazı kişiler tarafından olsun yanlış yönlendiriliyor halk. Aslında bu poşetler Almanya'da veya Kanada'da, Amerika'da yapılmaktadır. Ve bunların sağlık açısından hiçbir sakıncası yok. Ve doze edilmesini kolay sağlamaktadır. Ve insanların kullanımını daha kolaylaştırmaktadır. Ve sonra aldığı ürünlerin daima aynı formül ve aynı ürünleri almayı sağlamaktadır. Biz standarda getirmiş oluyor ürünümüzü, bitki çaylarımızı. Yani bugün aldığımız bir ürünü 5 sene sonra da aynı formülle alıyoruz. Tadıyla, dozuyla, etkisiyle. O nedenle bitki çaylarını poşet çaylarla içmek çok daha güzel. Yani filtre çayların, filtre poşetlerin sağlık açısından herhangi bir sıkıntısının olmadığını söyleyebiliyoruz. Evet, kesinlikle. Çok rahatlıkla içilebilir. Çünkü Almanlar, Amerikalılar herhalde bizlerden çok daha fazla düşünüyorlar bu üretimleri gerçekleştiklerine göre. Peki hangi hastalıklar için hangi bitkileri tavsiye edebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, en çok kullanılabilecek bitkilerin yardımcı olabileceği bu kabızlık olayı olabilir, öksürük için olabilir, stres için olabilir, zayıflamak için olabilir, gaz giderici olabilir. Bu tip ürünlerde bu tip bitkisel ürünlerden yararlanma imkanımız var. Ve bunlar da hakikaten pozitif sonuç aldığımız ürünlerdir. Artık alternatif tedaviden ziyade bunlar aslında gerçek tedavidir. Yani olur mu olmaz mı diye bir sonuç yoktur. Çünkü pozitif sonuç alınan ürünlerdir bunlar. Ve Avrupa Farmakopisi'nde olsun, Türkiye'deki kodeksimizde olsun, bunlar ve Eczacılık Fakültesi'nin kitaplarımızda olsun, pozitifliği ispatlanmış ürünlerdir. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. İyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Size de iyi fuarlar, iyi günler.